İlazı Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde dönüşüm projesi toplantısına katıldı. İlazı Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında deprem bölgesini yeniden ayağa kalkındırmak için başlatılan yerinde dönüşüm projesi toplantısına katıldı. Başkan Duman da depremzedelerin beklentilerini ve sorunlarını dile getirdi. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Duman'da yaptığı açıklamada, ilimizde yaşanan 24 Ocak 2020 tarihli depremden sonra devletimiz birçok vatandaşımıza en hızlı şekilde depreme dayanıklı konutlarını inşa ederek teslim ettiği gibi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da aynı kararlılıkla vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermeye çalışmıştır. Ben yapılan tüm çaba ve gayretlerden ötürü siz değerli Bakanım nezdinde devletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ancak yaşanan her iki deprem sonrası bazı sorunları çözüme kavuşturulması büyük önem arz etmektedir. Her iki depremden zarar gören ahırların ilimizde yapımı tamamlanan Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde TOKİ tarafından yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Yerinde dönüşümde bina kat sayısı bakanlığınız tarafından zemin artı 4 olarak belirlenmiştir. İlimizde hasar gören binaların büyük bir kısmı kat sayısı olarak 5 katın çok çok üzerindedir. Bu husus yerinde dönüşümün hızlı ve çabuk bir şekilde yapılmasını olumsuz etkilemektedir. Yerinde dönüşüm sadece 2023 yılı depreminden etkilenen hak sahiplerine hak olarak verilmiştir. 2020 yılı depreminden de etkilenen halk sahiplerinden henüz konut ve iş yerini alamamış olanlara da yerinde dönüşüm hakkı verilmesi gerekmektedir. İhale bekleyen konutlar için TOKI ihalelerinin bir an önce yapılması gerekmektedir. Bu hususların çözümü hem vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini hem hasar gören iş yerlerinin bir an önce inşa edilerek ticari faaliyetlerin tekrar canlılık kazanmasını hem de yerinde dönüşüm ve yeniden yapılaşmalarda yaşanan aksaklıkların giderilmesini sağlayacakları ifadelerini kullandı.